Arkadaşlar herkese merhabalar. Yine bir güneşli pazar gününde beraberiz. Bugün biraz geç geldim. Dışarıda yapılacak işlerim vardı. Onları hallettim. Genel bir şöyle ortalığa bakacağım. Diktiğimiz ağaçlarda bir sıkıntı var mı, tutmuş mu? Ya da tomurcuklanma var mı? Yaprakları açıyor mu? Onlara bir bakacağız. Bir de bezelye dikmiştik. Onların durumuna bir bakıp genel bir gezinti yapacağız. Şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar yaklaşık bir ay önce diktiğimiz bezelyeler yavaş yavaş çıkmaya başlamış. En azından şöyle toprağın yüzündeler. Bayağı da kendini belli ediyor artık. Yine alt taraftakiler de aynı. Bayağı bir yeşillenme olmuş bu tarafta. Biraz daha büyüdüğünde gübreleme yaparız. Ufak bir kenarlarından sağından solundan bir çapalama yaparız. Zaten bu kısımda bize bu senelik yetmiş olur. Bunlar büyüyüp olana kadar biz zaten bu alt tarafı, bir de şu an benim durduğum üst kısmını hazır hale getiririz. Burayı da daha önce dediğimiz gibi fasulye niyetimiz var. Ona hazırlamış oluruz. Arkadaşlar burada da geçen yıl bayağı bir budadığımız, kurumaya yakın olan bir elma ağacımız vardı. Geçen yıl budadıktan sonra sökmeye başladı. Yeni dallar çıkartmaya başladı. Şimdi bayağı bir boy atmış, bir de dallar iç içe girmiş. Ben biraz onları ayıklayayım. En azından rahat büyüsün. Şöyle ufak işimize yaramayacak dalları temizlemiş olalım. Şu dallar normal ana dalların arasından girmiş oluyor. Hatta şunu da alalım. O da iç kısımdaki havalanmayı yaprak açtıktan sonrası için hava almasını, güneş görmesini iç tarafın zorlaştırıyor. Onun için biraz daha açıkta olması daha iyi. Şu alttakileri makas kesmez, ona testere getirmem lazım. İki tane taç var. Onun alttaki kalın olan daha sağlam gitmiş. O kalır, diğerini bırakırız. Keseriz, pardon. Şunlardan da yine iç kısma gidenleri ayıklayalım. Şimdi bu dallardan da bunu geçtiğimiz yılki videolarda da çokça söyledim. Şu gözlerden dışa bakanlar var. Onu şöyle... Arkadaşlar az önce kayıtta bir sıkıntı oldu. Onun için tekrar kapatıp açmam gerekti. O arada bir iki şöyle dal aldım. Şunun gibi. Dediğimiz gibi göz
her zaman dışa bakacak, içe bakan göz içe doğru büyür çünkü. Şurada da yine aynısını yaptım. Bunu bilerek çatal bıraktım. O taraftaki boşluğu doldurur büyüdükçe. Şunda zaten pek bir şey yok. Kurumaya başlamış. Bunu şuradan motorla alırız. Bunların içinde bir iki meyve gözü de var. Şurada görünebilirse eğer. Şunlar meyve gözü. Öyle çok olanlara fazla dokunmayacağız. Bir nevi şekil budaması olacak bu. Şöyle baktığımızda yine tarafa gidenleri ayıklayalım. Şuna ilerik dokunmadım. Onu testereyle az sonra alacağım. Onun için ona bir işlem yapmayacağım. Burada da bunu bir şey yemiş ama kamerada belki görünmeyebilir. Kurt gibi bir şey. Bir tane oradan taç bırakacağımız için şu dal var. Bunu da ikinci taç olarak yapmayız.